Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 31 Ocak 6 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar bu hafta yeni ay haftası haftanın ilk günü ay kapanan fazla olacak haftaya biraz içe dönük biraz karamsar başlayabiliriz sorgulamalar olabilir biraz böyle kararsızlıklar olabilir e, salı günü 1 Şubat'ta sabah erken saatlerde 12 derece kova burcu yeni ayı doğuyor 12. evinizde doğacak ve Satürn etkili bir yeni ay bu e, bu ay özellikle Şubat ayı sizin için hayatınızı iyileştirme işte genel sağlığınız hayat düzeninizle ilgili bazı farkındalıklar verebilir tabii ki. Kova yeni ayı ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Batıcı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ee, biraz inziva, biraz geri çekilme, biraz dinlenme dönemi. Yalnız başınıza yapacağınız işlere odaklanabileceğiniz bir dönem. Ee, i̇şiniz gereğiydi. Belki bir hastanede çalışıyorsunuz. Biraz daha bir izole çalışıyorsunuz mesela. Bir bilim insanısınız. Hani bu tarz işleri, çalışmaları destekleyen bir yeni ay bu. Ama daha gizli saklı. Hani herkesle çok paylaşmayacağınız işlerle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Kendinizle ilgili terapiler, tedaviler yapabileceğiniz bir dönem. İşte sağlık kontrolleri için hastanede gidebilirsiniz, check-up yapabilirsiniz. Kronik bir sorununuzu keşfedip bir tedaviye başlayabilirsiniz. Bilinçaltı terapileri, şifa arayışları olabilir. Ruhsal uyanışlar, manevi derinleşmeler içinde yine güzel bir döngüde olduğunuzu söyleyebilirim. Hayatınızdan bir şeyleri çıkarmak gerekiyor. Sizin için uygun olmayan bir işten ayrılabilirsiniz veya işte sizin için zararlı alışkanlıklar varsa sağlığınızı olumsuz etkileyen bunları fark edebilir. Hayatınıza şöyle bir çeki düzen verebilirsiniz. Bu yeni ay sizi zorunlu olarak da bu çeki düzen vermeler ve hani hayatınızda düzenlemeler konusunda biraz zorlayabilir açıkçası. Çünkü Satürn böyle bir büyük öğretmen. Siz kendi kendinize bunları keşfetmiyorsanız size zorunlulukla verdiği ödevlerle, derslerle bunları öğretebilir. O yüzden sağlığınıza biraz dikkat etmekte fayda var bu dönemde. Merkür retrosu artık 5 Şubat'ta düzelecek. Venüs retrosu düzeldi. Mars artık Oğlak burcunda ve gezegenler, kişisel gezegenler Oğlak burcunda toplaşıyorlar. Aslında biraz arkadaşlarınız, sosyal çevreniz işte herhangi bir faaliyette, özellikle ekip çalışmaları, organizasyonlar alanında da bir enerji e, gruplaşması var ama burada tıkanıklıklar da var ve bu hafta bu tıkanıklıklar ve son birkaç haftadır devam etmekte olan gecikmeler bu hafta aslında artık yavaş yavaş edineceğiniz farkındalıklarla beraber çözülmeye başlayabilir. Ancak gezegenlerin biraz hızlanmaya ihtiyacı var. E, yine de bu hafta çok önemli kararlar vermemekte fayda var. Eğer bir arkadaş grubu içerisinde bir sıkıntı yaşıyorsanız, bir iletişim problemi varsa ya da sizin memnun etmeyen koşullar varsa biraz kendinize çekilmeniz, biraz yalnız kalıp bir şeyleri sorgulamanızda fayda var. Belki o arkadaş grubuyla ilgili ya da bir ekip faaliyetinde bir çalışmada, bir projede ee, sorunları fark etmeniz gerekiyor ve detayları fark edebileceğiniz bir dönemdesiniz. İşte bu fark edişlerle beraber e, yeni adımlar da atabilirsiniz. Belki de e, ayrılabilirsiniz bazı gruplardan ya da ilişkilerden ya da bir ekip içerisindeki faaliyetlerden, sorumluluklardan ayrılmaya da karar verebilirsiniz. Ama bu hafta özellikle bunlarla ilgili önemli fark edişler olabilir. Bilmediğiniz bazı gizli şeyleri de özellikle bu çevresel koşullarda, yine gözden kaçan detayları sizin dışınızda gelişen mesela kolektif alandaki bir tesirdir bu yasal bir süreç olabilir ya da sizin dışınızda gelişen şartlar olabilir çalışmalarınızı etkileyebilecek ya da grup faaliyetlerinizi etkileyebilecek bir konu olabilir bunların tetiklenmesiyle fark edişiyle işte bu önemli kararları verebilir. Biraz kendi dünyanıza çekilebilirsiniz. Belki kısa bir mola verebilirsiniz sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.